Norm Ender'in yeni şarkısı. Norm Ender'in yeni şarkısını dinledim dostlar. Söz olarak güzel de. Yani akıcılık olarak çok beğenemedim ya. Sözlerini beğendim ama. Dinleyelim madem. Çok istiyorsunuz. Sözleri güzel ama beğendim ben sözlerini. Şarkının akıcılığını beğenemedim çok. Bana sus, bana es, lütfen ağlamayı kes. Abesle iştigal durumda tek taraflı koro ses. Size gelince hür sanat, bu bize gelince sert defans. Peşin hükümlü bir kümes, panikliyorsa rönesans rap. Anlayın, beni bu kanala sokmayın. Hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın. Eleştirin, değiştirin, bir kendinizi geliştirin. Bak aklınızı yedirtmeyin, lan beni bir delirtmeyin. Lan, lan. Mesela bak, bu şarkı Mekanın Sahibinden çok daha güzel bir şarkı. Ama muhtemelen Mekanın Sahibi kadar konuşulmayacak veya Mekanın Sahibi kadar patlamayacak. Run, bu nasıl dümenci? Ne kadar boktan boş bir sistem, teröristler olmuş rapçi. Senin aklacık gü- PKK'ya destek veren rapçilerle alakalı konuşuyor. Belki duymuşsunuzdur. İşte şu rapçi PKK'ya destek verdi, bu rapçi PKK'lı gibi sürekli olarak hani haberler vesaire çıkıyor ya. Güvercin yeteneksizsin bir as yok, çene bassın bir kelam yok, rapiniz pili bitmiş kas yok. Bana da bir kıyak yapına, saçma sapan o müziğe vedanızla. Reklam için DM yazan motor kadar zekanızla. Sakın hadis bilenmeyin, sizinle ilgilenmeyim. Sonra kimono falan giyip ustanıza özenmeyin. Bak yine kıl. Burada da demeye çalıştığı şey, ben dislerin kralıyım. Geçmişte bir sürü insanı disledim. Benimle dis yarışına girmeyin demeye getiriyor. Yalan sözler, yalan dolan. Ben beğendim sözleri. Hak yemem üzerimde tüm gözler. Ela çakır kahve yeşil yeşil. Hey hey, bunu siz istediniz. Geriye dönmek olmaz. Boşuna beslediniz. Kediler aslan olmaz. Olmaz, bu böyle bilinsin. Bir memleketi sevince faşist ama bölünce değilsin. Ben... Evet, bu sözü de çok beğendim yine aynı şekilde. Bizim ülkemiz biraz garip bir ülke bu konuda dostlar. Yani Türk'üm dediğinde faşistsin diyen bir kitle var ya, böyle saçma sapan. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Ben anlamadım neysin ki, mantaliten değilsin. Bu sövdüğünüz ırkçılığın lacivertisin. Müzik yasak, sanat yasak, günde görmesin. Ne yaptınız gençlik için, bu nefret niçin? İnsan hakkı falan filan, biz kim oluyoruz babuş? Tabii ki özgür ifade var, polise veriyoruz. Buffy'ye diss atmış abi. Buffy sana diss atmış Norm Ender. Kediler aslan olmaz diyor. Kavganız hep salsal oldu, tavrınız hep falso. Ben rapiyle durumu resmeden Guernica, Picasso. Çıktığımda yollara bak, kime diss atmışım hamasi. Ne söylediysem yaşadınız ve sonra oldu nasi. Anadolu'm Ruanda değil, kalmayacak barz olarak. Türkçe rapi de yar edemem tas kafalı bu hanzolara. Adım yeter bu sahalara, sen bir golsün al. Tas kafalı Hanzo deyince sizce Benfero'ya tekrardan bir gönderme olabilir mi dostlar? Hani şu anda böyle ben zenciyim, nigayım, rapçiyim diyen herkes saçını 3'e veya 0'a vuruyor ya. Metin abim kanaldaki 10 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler abi desteğin için. Kalem önünde defter, ender oldu lefter. Bak yine kıvırıyor dan sözler. Yalan dolan geçin. Hak yemem üzerimde tüm gözler. Ela çakır kahve yeşil yeşil. Bence Uzi'ye falan diyor Batu Flex. Aa, olabilir, doğru, tas kafa. Tas kafa, doğru, tas kafa deyince benim aklım sıfır tıraşa gitti ya direkt. Doğru, tas kafa deyince Uzi, Batu Flex gibi isimlere diss atmış olabilir. Atmış zaten ya, atmış değil. Siz istediniz, geriye dönmek olmaz. Olmaz. Boşuna beslediniz, kediler aslan olmaz. Yani şarkının sözleri güzeldi. Ben Norm Ender'in son 1-2 senedir yaptığı işlerdeki flow'u beğenmiyorum dostlar ya. Gerçekten hani çok severim kendisini. Eski şarkılarını zaten defalarca yayında dinlemişizdir. Siz de biliyorsunuz. Ama eski Norm Ender'i çok seviyorum ben. Yani şu anki şarkılarındaki o akıcılık, o flow ya beni sarmıyor. Başkası çok sevebilir, şarkıya mükemmel diyebilir ama hani ben bu şarkıyı iki kereden fazla dinlemem. Zaten bir iki kere dinledim. Şimdi bir de sizin için dinledim. Hani dinleyin, dinle dediniz. Yani bir kere daha dinlemem ya. O akıcılık benim için çok önemli. O şarkıyı söylerkenki akıcılık.
Yani ne bileyim. Bir daha açıp şahsi olarak dinlemem. Kendi kulaklarım olduğu için böyle bir hakka da sahip olduğumu düşünüyorum. Diss konusunda benim en sevdiğim isim Joker ya. Kesinlikle Joker. Bak bu şarkısı da mesela diss. Bir şu şarkının akıcılığına bakın, bir de deminki dinlediğimiz Norm Ender'in şarkısındaki akıcılığa bakın. Ben bu tarz şarkıları seviyorum. Dis Artık olacaksa. merhamet, yok dönmek. Geri ben sevmem goy goy pek. O yüzden alayına tavrım net. Artık Biden mumble rap hala ben tek. Siz hepiniz vek 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 vepiniz. Zat sikinde kelebek etkisi gibi tepki çekti. Prisende tek bir dis dahi yapmadım geri vitesiniz. Umarım tükenir nesliniz. Game over bittiniz. Mary Jane, Mary Jane böyle tek mi çiftli? Blackjack direkt zevk içindi. Siktir etmek de bitmez ki şimdi herkes bir ticaret peşinde. Aman oğlum Ender, Ezel ve Fero. Birden magazin, televizyon gün... Arada çok fena bir kalite farkı var dostlar. Çok 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 fena. Bak öyle böyle değil. Bana eski Norm mu Joker mi deseniz Norm derim. Ama yeni Norm mu Joker mi deseniz kesinlikle açık ara bence Joker. Bak açık ara. Hani kıyaslanamayacak düzeyde hem de. Flow'dan kastım bu işte. Akıcılığa bakar mısın? Böyle dinletiyor ya şarkı kendini. O beat'in üstünde sanki halay çekiyormuş gibi böyle. Altın kolyeli postmodern afro trap'le de homojen tipler olsunlar düşman no problem. Zaten çıktım kontrolden, gezdim hep konser konser, imzalarken poster monster sosyal. Yeni Norm Nerf yemiş. Medya ve YouTube fenomenleri bağırıyorlar, sözler çok sert. Yetmiyor kafiyeler bazen, piyasaları ediyorum kanser. Piyasayı da siktir et, çok zilleyim artık tanışalım şahsen. Herkes beni mi dinliyor bilemiyorum, hemen hemen Everest'te dengim. Bunu göremiyorsanız hemen LSD'yi bırakın, yeni bir Everest'te iki rap af dilemiyorum o pezevenklerden. Geleneksel yetenek dersi bu ecele istersen. Önüme geçemez acemileri bırakmam mikrofonu bu kaderim sersem. Medet pek de kanabisten sen, hedef seç bu kara listemden. Bayağı iyi, bayağı iyi. Neyse müzik yayını olmadığı için daha fazla müzik dinlemeye gerek yok. Ama çok iyi. Akıcılıktan kastım o yani. Bir şarkıyı dinlediğimde bir daha dinleme hissiyatımın gelmesi gerekiyor. Yoksa sözler ne kadar kaliteli olursa olsun, ay güzel olmuş, sözleri çok güzel derim. Yani açıp da bir daha dinlemem şahsi olarak. Yayıncı kedisini yiyor.